Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz gerçi başlıktan da göreceksiniz siz. Eee Mega Carp'ı evrimleştireceğiz. Eee dost olacak olacak Mega Carp. Carp ee, şu şu anki body pokemon'um. Ee, bilmeyenleriniz varsa ki çizgi filmde bayağı ünlü bir pokemon. O yüzden herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu pokemon. Eee Carp oyunda çok kolay yakalanası bir pokemon. Ee, çok kolay yakalayabiliyorsunuz. Fakat 400 şekere ihtiyacı oluyor. Şurada gördüğünüz gibi 400 şekere ihtiyacı oluyor evrimleşmek için. Çok fazla yakalayabiliyorsunuz ama evet gerçekten de çok uzun sürüyor. Benim bir aya yakın bir süredir yakalıyorum. Üzerine düşmediğim bir Pokemon ama gördüğümde bu şekerleri biriktirmek adına sürekli aldığım, yakaladığım bir Pokemon. Yakalaması da gerçekten çok kolay bir Pokemon. Şöyle ben şu 3 yıldız olanını bıraktım. Genelde çok düşük seviyeyle çıkıyor. E, fakat şöyle bir durum da var. E, genelde hatta tek yıldızlar çıkıyor. Şurada yumurtalar kısmında e, şu 2 kilometrelik yumurtada çok fazla Mecikarp aldım ben. Bir 5-6 tane rahat almışımdır ve yumurtadan çıkan Pokemon genelde e, yıldızları yüksek oluyor o Pokemon'un. Yani o yüzden e, eğer Gyarados ya da Mecikarp'a evrimleştirmeyi düşünüyorsanız bu 2 kilometrelik yumurtalardan oldukça açın. Bundan çok fazla çıkıyor ve çıktığında da yaklaşık 6 ya da 7 şeker veriyordu sanırım. Kendisiyle birlikte 7 şeker veriyordu sanırım. Onu evrimleştireceğiz. Evrimleştirmeden önce şöyle bir konuya değinmek istiyorum. 3 aydır uğraşıyorum YouTube'la ve son 1 aydır gerçekten izleyici sayım arttı. Teşekkür ediyorum hepinize bununla ilgili. Her ne kadar %95'e abone olmasa da gerçekten izleyici sayım yüksek. Eğer gerçekten verim alıyorsanız, eğer gerçekten izlemekten zevk alıyorsanız e, lütfen izleyiciler abone ol olabilir e, ve like atabilirsiniz. E, atmasanız da canınız sağ olsun sıkıntı değil. E, dediğim gibi e, bu şekilde devam ederse ben de YouTube'a devam edeceğim. E, i̇lk deneyimim bu. YouTube'da e, zevk alıyorum. E, gerçekten hoşuma gide giderek yapıyorum. Umarım sizin de izlemek hoşunuza gidiyor. Çok güzel dönüşler alıyorum bununla ilgili video falan paylaştığımda çok güzel dönüşler alıyorum. Bu arada istediğinizi sorabilirsiniz. Evet oyunda ultra tecrübeliyim demiyorum. Ama elimden geleni gerekirse araştırır size dönüş yapıyorum. Ee, ben de oyunda yeni sayılırım. İlk çıktığında bir 5 yıl önce oynamıştım fakat bu kadar detaylı oynamamıştım. Ee, Türkiye'ye geldikten sonra oynamayı tercih ettim. Ee, hadi hep birlikte bugünkü konumuza dönelim. Ne kadar güçlü olacak bilmiyorum. Ee, ne kadar değişecek bilmiyorum. Tahmini bir 3000 CP olmasını bekliyorum umuyorum ve deniyoruz. Zaten görevi de vardı. Ee, görevi de tamamlamış oluyoruz. Hani hiç yoktan en azından görevi yapmış oluruz. Sevdiğim bir Pokemon, hoşuma giden bir Pokemon. Ee, hani öyle bir balığın buna dönüşmesi de güzel. Gyarados güzel bir Pokemon. Bakalım ne oldu. Kötü olsa da sıkıntı değil. 1800, ben 3000 diyorum ve 1800 oldu. Arada büyük fark var. Vuruşlarını falan düzeltirim, ee, o şekilde kullanırım. Yapmak isteyenler size benden tavsiye elinizden geldiğince yumurta açın, ee, gördüğünüz her şeyi yakalayın, Harp'ı yakalayın, o şekilde yapabilirsiniz. Görevi yapmış olduk. Evet, benim işime yarayacak bir Pokemon değil bence, ee, ama en azından görevi yapmış oldum. E, izledi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, oyun oynayın. Oyun iyi yere gidiyor. Türkiye'de de şu an gayet iyi durumda. E, i̇yi yerlere gelelim Türkiye olarak. Türkiye'de aslında e, yurt dışına göre izleyici oynayıcısı bence az. E, çünkü özellikle raidlerde kendimize muhatap çok zor buluyoruz. Benim bir 40 küsüre yakın arkadaşım oldu. Fakat yine de raidlere toplu bir şekilde giremiyoruz. Raidlerin hani Başarılı olmak için bir 6 kişi falan girmek lazım. Ee, topluca girdiğiniz zaman daha verimli oluyor raidler. Ee, tekrardan abone olursanız sevinirim. İyi oyunlar.